Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden Beyt Kralı karşınızdaki Cem yeni bir tane Beyt desteği yaptı. Ve bu sefer sanki buldum gibi. Bilmiyorum ama çok hoşuma gitti abi. Çünkü birçok farklı varyasyonu var. Bildiğiniz gibi eski destemin Alev Topu o kadar eksikti ki abi. Çok fazla antisi vardı yani. Bunu biraz geç fark ettim ama en azından rekoru kırmıştık yani o desteyle. Çok da bir çöp bir deste değildi yani. O Alev Topu'nu ekledim deste. Yani o desteyi biraz modifiye ettim. Valkür çıkardım. Bilmiyorum farklılık olsun. Çünkü Valkür'ü çok fazla kullanıyorum. Onun yerine madenciyi aldım. Aynı zamanda rakibin kulesine atak verebileceği, atak yapabileceğim başka bir kartım olsun diye. Çünkü tek atak yapacak kartım Goblin Fıçısı'ydı şimdiye kadar. Bir de Tomruk'tu yani. Düşünün, Tomruk ve Goblin Fıçısı'yla rakibin kulesini almaya çalışıyordum. Aslında full savunmaya yatıp yapıyordum. Resmen kendimiz boş boşuna zorluyormuşum abi. Yani bu deste bir tık daha rahatlattı. Tek eksi yanı Tesla'yı aldım. Yani o da deste biraz hızlı olsun çünkü... aslında sadece bilinci için aldım bu Tesla'yı. Başka bir şey için almadım. Bu arenalarda çok fazla bilinci kullanan var. Ama Tesla niye sıkıntı diye sorarsanız da hani niye aldım pişman oldum gibi bir şey anlaşıldıysa da çünkü Tesla son 2 güncellemedir nerfliyor arkadaşlar. Yani bir durma süresi azaldı yani çok daha çabuk yok oluyor arenadan yıkılıyor. Bir de vurma hızı düştü diye hatırlıyorum. Yani nerfliydi aslında 2 kez. O yüzden onu almamakta bir kararsızdım. Fakat sonra korumalar aldım. Bildiğiniz gibi korumalarda 2 güncelleme önce olması lazım. Buff yemişti. Yani vurma hasarı artmıştı. Daha fazla damage vuruyordu. Korumalarda onu dengelemiş oldu diye düşünüyorum. Kendi dengeleme değişikliğimi kendi kendime yaptım. 2 tane farklı kart kullanarak. Yani sonuçta böyle bir deste yaptım arkadaşlar. Bakalım. Bayağı bir maç yaptım bu arada. Çok uzun maç yapa bu hale geldi. Normalde felaket kulesi vardı aslında. Ama Tesla daha uygun karşı daha hızlı dönüyor çünkü destemiz. Bir yerde de şöyle şu yüzden Tesla'yı aldım. Çünkü ne derler ona? Tank kartı. Madenciden başka tank kartım yok. Alan hasarı yemeyen. Mesela. Şu an mesela şeyi kullanamazdım. Felaket kulesini kullanamazdım. Olur. Olur abi. Sonucam böyle. Şimdi odaklanabiliriz maça. Maç şu an çünkü yenmemiz gerekiyor bir yerde. Şimdi mesela buradan madenci elimizden çıkarabiliriz. Bekleyeceğim. İksirimde olsun hem rakip benden kaç iksir kârda. Bu arada bunu böyle öğrenebilirsiniz de. Mesela bakıyoruz. Bekliyoruz. Şu an bende iksir kârında değil. Ay hemen hemen eşitiz yani. Şunu şuraya yollayalım. Bunu yorumlarda okumuştum. Arka arka kart biriktirme abi. İşte rakip biriktirmesine izin verme yazmışlardı. Ben de onu uyguluyorum aslında şu anda. At oraya bir ok at. Yani prensi bir tık daha erken atabilirdim ya. Evet. Bir de yanlış gittim. Hasar yiyen kuleye attım. Neyse abi şu an maça odaklanabilirim. Desteği anlattığımı düşünüyorum. Anlatabildiğimi. Ha antisine gelecek olursak. Anti olarak lav tazı balona hiçbir şey yapamıyor abi. Çünkü Tesla bir türlü lav tazısını eritemediği için. Hiçbir şey yapamıyoruz yani kısacası. Sağ taraftan gideceğim. Normalde hep soldan giderdim ama. Biraz sağdan gidelim. Tamam güzel. Hasar takısında hemen öne geçtim. Çok iyi. Çok iyi abi. Alev topu bence gereksizdi orada. Çünkü hala mızraklı goblinler yaşamaya devam ediyor. Yani Valkyrie oraya yönelecektir abi. Abi şuna bak 14 seviye olsa yarasaları tek atmıştı yani şey. Mızraklı goblinler. Şimdi elinde ok olduğu için okunu şuna kullansın abi. Ben de oraya atak yapayım. Aynen öyle. Atağımız şu. Çünkü... sola kart daha fazla kart yağmayacak. Olur. Daha fazla kart yağmayacak. Okunu da elinden çıkardı. Savunabilirim rahat rahat. Şöyle bir alev topu. Hayır. Çok, madenci çok geç attım ya. Neyse olur o kadar olur abi. O kadar olur. Ama yapma. 2200'e indirme ne olursun. At skiyet ordunu. O da olur. Çok erken attık ya prensese. O kadar erken bırakmayacaktık. Bir şey diyeceğim bu arada. Sadece madenciyle vursak biz bu adamı savunuyoruz ya. Gerçi adam henüz bir atak yapmadı bize ama. Abi adamda ilk sadece ok var ya. Tamam güzel. Güzel. O vurur mu ya? Biraz vuracak ama. Artık onu alacağım hasarını. Uy çok vurdu ya.
Çok vurdu abi. At elektroyu. Aynen öyle. Güzel bir alev topu bence. Çok güzel bir alev topu. Sağdan bir prenses. Rakibi darlamamız lazım bir yerde. Olur, 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 olur. Olur abi. Gerçekten olur. Şöyle gel bakayım. Destek güzel gibi ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Alev topunu kullan. Ama elimde hala... Bakın abi, Tesla gayet güzel iş yapıyor. Tesla çok güzel iş yapıyor. Şöyle tekrardan bir daha fıçı tak diye. Elinde yarı şey... iskelet ordusu var aslında ama. Ha, oku kullan. Olur. Daha iyi. Destek de bu arada o kadar oynadım ama hala bir şey... alışamadım neden size. Bir garip geliyor. Uzun zamandır farklı bir destekle oynayınca... Abi iskelet ordusunu atar diye düşmüştüm. Aa, daha iyi, daha iyi, daha iyi. Cidden daha iyi. Of 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 of. Tadından yenmez. Tadından yenmez. Ve artık elimizde alev topu da var. Oraya alev topu atarız. Bir şeyler yollarız. Ve maçı kazanırız arkadaşlar. Mesela şöyle. Bu arada şaka maka. Az daha kaybediyormuşuz yani maçı. Alıyor değil mi Tomruk orayı? 110 vurması lazım Tomruk'un. Tamam, güzel. Şimdi abi tam odaklanamadım halde yendik yani. Destek çünkü akıyor. Bu desteği bir deneyin. Öncelikle söyleyeyim. Ve bu arada bir saniye. Bizim sandığımız var. Onu gösterecektim size. Madem maçı kazandık, bunun şerefine hemen sandıkları açalım. Çünkü verdiği hediyelere bakın arkadaşlar. Bu sezon baya güzel kitaplar veriyor. Bakın. Efsanevi şey kitabı. İsmini unuttum da. Efsanevi şeyleri maksıyor direkt yani. Bütün kartları veriyor size işte. Bütün efsanevi kartları. Çok güzel Joker kart çıktı buradan. 9 tane efsanevi Joker kartım var. Muazzam. Ama hangi karta basacağım bilmiyorum. Şu an kafamda madenci var. Eğer bu deste sararsa yani. Bu deste iyi iş yaparsa şeydi. İşte bu global sıralamada artık. Sıralama değil de yani. Kupa kasar. O bir tane daha Joker kartı. Muazzam. 10 tane Joker kartımız var. O da iyi abi. Diğer kartlara hiç bakmıyorum bile. Evet. Kartlar kitabı. Bakın. Kartlar kitabı efsanevi. İsmi evet bu. Şimdi bir tane alabiliyoruz ve bir tanesini aldık. Ve burada ben neye basacağımı inanın bilmiyorum. Dur şunu bir kırmızını alalım. Hatta şu an şeyleri size göstereyim. Nelerim var. Ona göre fikirlerinizi yazabilirsiniz yani mantıklı olan şeylere. Hatta bu desteği ben niye yaptım biliyor musun? Dün yorumlarda gördüm. Deste gerçekten alev topunun gerektiğini yazan bir paragraf yazmıştı birisi. Ve çok haklı buldum abi. Alev topunu ekleyerek bu desteği bir modifiye haline getirdim ve bu haline geldi. Yani oradan çıkarak deste bu hale geldi. Yani yorumlarınız gerçekten önemli. İş yapıyor yani. Neyse kısaca şöyle bir tekrardan göstereyim. Bu arada Joker kartlarımdan destansı olanlarının bir kısmını şeye harcadım. Korumaları harcadım. Korumalar daha iyi hasar versin ve 75 bin altınımı ona harcadım. O yüzden yukarıda 10 binden altın kaldı. Yani dünkü videoya göre azlık var. Ona da bunu harcadım arkadaşlar. Çünkü 12 seviyede korumalar. Ya 12 seviyede çok fark ediyor abi. Hani 14 seviye zaten max şu anda. 12 seviyede eskiden 11 seviyesi gibi oluyor. O yüzden mecburen 13 seviye bile olsun bari dedim. Hani en azından videoda sıkıntı yaratmasın diye. Ondan sonra şey. Onun haricinde dediğim gibi ha. Efsanevileri neye basabilirim? Kafamda şahsen şu an bu deste giderse madenci var. Madenciye ki zaten madenciye şeyler bile yetiyor. Kitaplar, kartlar kitabına gerek bile yok. Buradaki Joker kartlar 10 tane zaten. Onlar da yetiyor. Kartlar kitabına basabileceğim koç bincisi var. Bakayım bir saniye. Aa, Mega Şövalye de var mesela. Mega Şövalye. Mutlaka herkes Mega Şövalye yazacak bu arada eminim. Ama ben Mega Şövalye ve koç bincisi arasında kaldım. O da şöyle. Bir tanesini... 13 basacağız ikisini de. Ki ikisi de fark etmiyor bakın. İkisini de ben şunlarla yapabiliyorum. Joker kartlarla koç bincisini 10'a tamamlıyorum. Ondan sonra onu tabii yine maksamamız lazım. 13 seviye yapmamız lazım altın vererek. Ondan sonra maksıyoruz bunu. Yani kısacası hem koç bincisine hem de Mega Şövalye'ye bu kartlar kitabını kullanabiliyorum. Ama derseniz ki abi boş ver bunları ya. Burada elektro büyücü var. Zaten buna yeterince şey yapmışsın. Sadece bir 75 bin altın kalmış derseniz elektro büyücüsüne vereyim. Yani gerçi onunla ilgili bir deste de lazım vesaire vesaire. Diğer kartlara pek düşüncem yok. Belki mezarlık olabilir. Çünkü mezarlık hoşuma giden bir kart atak olarak. Yani en azından farklı bir deste sevdiğim, oynamayı sevdiğim. Onun haricinde diğer kartlardan düşünmüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi şeyleri açtıktan sonra, açıklama yaptıktan sonra kupa kasmaya devam edelim. Bakalım karşımıza neler gelecek. Yani Lautaz'ı balon geldiği zaman eğer gelirse göreceksiniz. Çok çok zorlanıyoruz ve muhtemelen yeniliyoruz yani hele ki bu kupalarda. Sırf sıkıntı balon değil Lautaz'ı yani. Güzel. Rakibimiz yemedi. Okey bak güzel abi güzel. Arkadan bir de şey geliyor. Aynen öyle temizledik. Bu arada bir şey diyeceğim. Tomruğa gerek yok mu sanki? Bilemedim. Çünkü prenses vurdu ya hasarı. Çünkü biraz iksir harcadık yani. Güzel.
Güzel güzel güzel. Yani yine geldik, bin hasar yedik abi. Çünkü niye biliyor musunuz? Önce korumaları atıp sonra goblinler atmam gerekirdi. Güzel. Şimdi adamın bu arada ikinci büyüsünü görmemiz lazım. Sanki zehir var gibi geliyor bana ikinci büyüsü. Tamam, bence abi adamın ikinci büyüsü zehir bana sorarsanız. Bana öyle geldi. Şöyle gel bakayım. Abi şu elektroyu alın. Elektroyu alın. Elektroyu alın. Elektro çok vuracak. Bir tane daha vurdu. Geldi bir tane daha vurdu. Yani oraya iksir harcamak istemiyorum dedim. Yine aldım 2000 hasar oraya. Harika. Harika, mükemmel. Oo, severiz. Severiz abi. Abi şöyle bir atak da biz yapalım ya. Tamam. Yine madenci geliyor muhtemelen. O da olur, daha iyi hatta. Ha, prenses boş boşuna ölmesin diye testere koydum ama. Bilmiyorum, yapmasam mıydık? Çünkü adamda şey, domuzcuklar da var. Yani elinde prens olduğunu düşünmediğim için. Elinde prens olduğunu düşünmediğim için abi. Şey yapmak istemedim. Korumalar harcamak istemedim. İstemedim bu arada ya. Çünkü korumaları prensi harcamam lazım. Şu an işler biraz değişti abi. İşler bir tık değişti. Aynen öyle. Gel be prensim. Tamam. Şu an iyiyiz bence. Şu an iyiyiz. Şu an cidden iyiyiz. Ya adamın her maden 14 seviye madenciyle her gelmeye vurması birazcık sıkıntı. Onun haricinde okey yani. Abi elektro büyücü atar sandım ya. Dur prens dur. Abi yok, hiçbir şey yapamadım bu desteğe ya. Tamam. Yapacak bir şey yok abi. Ben oynayamadım bu desteğe karşı. Niye bilmiyorum. Okey. Okey okey okey. Artık bu arada hiç takmıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü bu oyunda yenmek de var, yenilmek de var abi. Şimdi diğer maçımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımıza Bill geldi. Fatura mı? Bill neydi? Faturaydı galiba. Şöyle hemen köşeye atalım. Buraya attığınız vakit her videoda söylüyorum, kasırga çekemiyor abi. Kasırgası varsa rakibi. Ama Valkyrie varsa sıkıntı tabii. Şimdi prenses şuraya bir koyalım. Binici var gibi geliyor bana. Çünkü binici bayağıdır vermedi. Oy, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bu hiç olmadı be. Bu hiç olmadı be. Bir tane vur madenci oraya. Birkaç tane vur. Abi balon hasarını almasak iyiydi ya. Balon patladığında çok hasar vuruyor. Ya balonun mesela bu patlama olayını bırakmaları lazım abi. Zaten yeterince hızlı ve çok sağlam vuran bir kart. Bir de ondan sonra bomba bırakıyor oraya. Yani benim kullandığım dev iskelet vardı arkadaşlar. Eyvah, lavatası balonmuş. Şimdi dediğiniz taktiği uygulayacağım. Kart biriktirmesini önle diye. Adam umursamıyor arkadaşlar. Adam Tesla'nın farkına vardı. Hiç umursamıyor o yüzden. Hiç umursamıyorum de. Çok iyi. Yani yani. Dur vurma minyon. Abi o şeyi almanız lazım ama ya. Hadi. Arkadaşlar bu ne ya? Ben bu adama ne yapayım ya? Hiçbir şey yapamadım ya sabahtan beri şu adama. Bari bunu yapacağız. Gelecek bir daha vuracak. İyi bak şimdi. Ay. Bu maçı salsam mı acaba ya? Bilemedim. Bir odaklanayım mı ben? Odaklanayım arkadaşlar?
Durmadı yine. Yine durmadı. Hayır. Ya abicim. Ya bunu mecbur kullanacağım ya. O Valkyr vuracak şimdi abi çünkü abi. Yine rakibi darlamak istiyordum aslında. Ya Erro ya Merro kardeşim. Aya topun mu vardı senin ya? Bir saattir niye kullanmadın? No way, no way. Ay 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 ay. Neden video karşıma? Neden videoda karşıma Love Tazı balon verirsin ya? Neden? 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 Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Love Tazılı balon destesine yenildikten sonra az önce. Şimdi binici geldi. Sonunda aldığım teste bir işe yaradı. O da biraz işe yaramayacak gibi ha. Abi Tesla alamıyor muydu domuz binicisini? Ben mi yanlış biliyorum? Ama adam 13 seviyemiş ya. Tamam rahatız. Yani o hasarı alabilirmişiz yani. Fazla bir hasarmış zaten bendeki. Hatta öne bile geçtim bakın. Tamam. Şimdi Tesla'yı olabildiğince hızlı çevirmemiz lazım ki. Evet aynen öyle. Abi ama yani ben ne atayım bu adama? Ben anlamadım yani bu olayı. İksirim yetmiyor ki adama. Ben hangi kartı harcayayım? Tesla'yı çevirene kadar elimde iksir kalmadı. Neyse yeneceğiz. Yeneceğiz abi yeneceğiz. Adam şu an binici çeviriyor. O zaman bize şöyle bir şey yapalım abi. Oraya buz golemini atamasın. Tamam. Olur. Bence oraya alo top atmaman gerekiyordu. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Muazzam. Bu adam böyle yapacağız. Bu adam böyle yapacağız abi. Yine binici çeviriyor. Bakın bakın binici çeviriyor arkadaşlar. Ya ben de çevireceğim de benim kartlarım onu kadar hızlı değil abi ya. Soldan binici geliyor. Ama o binici atmasın diye buraya madenci atıyorum. Darlayacağız abi yapacak bir şey yok. Başka türlü olmaz bu iş. Çok iyi abi şeyler mızraklılar şeye odaklandı kuleye. Bir tanesi. Yolla binicini artık rahatım. Çok iyi. Sol odaklan çok iyisin. Oraya ale top atacaktım ama neyse dedim. Hadi atmayayım bari. Çok iyi. Tam zamanında. Abi oraya atmasaydı keşke madenci ya. Tesla döndü muazzam. Abi vurun vurun şuna vurmasın. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Abi alın şunu gözünü seveyim alın şunu ya. Adam o kadar hızlı çeviriyor ki arkadaşlar. Bunu yerse eğer var ya maç bizde abi. 7. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Yes be. Yes be. İşte budur abi. Çok zorladı beni. Gari yapacak bir şey yok kardeşim. Yemeyecektin. Yapacak bir şey yok. Yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Hızlı binici almışsın. Ben çeviremiyorum beslemesi ne kadar. Ona rağmen yenildin. Yapacak bir şey yok. Hemen devam. Hemen devam. Ay ay. Mindstorm. Live on Twitch. Bak sen. Bak sen. Bak sen. Prensi bir köprü daha salalım.
Yine mi lavtası balon destesi dostum? Yine mi dostum? Şuraya atalım. Arkadaşlar karşıma tekrardan lavtası geldi. Ben alışkınım abi. Lavtası balon geldi. Evet, Felaket Kulesi'nde destemden çıkardığını gören Supercell, Elektro Devinden, Mega Şövalyesinden ve ikinci kez olmak üzere Lavtası Balon Destesi'ni videomun içinde yerleştirir arkadaşlar. Buradan Supercell'e teşekkür ediyoruz. Neyse, desteği tanıtmış oldum en azından. Böyle bir tane deste. Kullanın ama Tesla'yı abi kaldırın, desteği şöyle kullanın. Ben size söyleyeyim. En azından Supercell ne vereceğini şaşırır. Çünkü Felaket Kulesi alsanız da bu sefer domuzcukları verir. Başka bir deste verir Tesla'nın gerekeceği. Hızlı binici verir mesela. Ama eğer bir desteği böyle kullanırsanız içinde herhangi bir Tesla'sı ya da Felaket Kulesi bulunmazsa binası klavşlar bir şey veremeyecektir. Deste en iyi şekilde hali budur. kullanabilirsiniz abi. Neyse, bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve bay bay.